Bilir Erzurumlu yemeksiz durabilir, susuz bile duruma göre durabilir ama çaysız duramaz. Bunu herkes bilir. Şimdi peki kıraathaneler kapalı. O semaver semaver demlenen çaylar, bardak bardak içilen çaylar yok diye düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Çünkü Erzurumlu bir yolunu muhakkak bulur. Evet, çaya buyurun, çaya. Vallahi aşağıda işimiz vardı, onu hallettik. Hava da soğuk mecburen. Çay içelim dedik bir tane, hazır semaver çayı da yanmış. Çaya beyler, çaya beyler. Hadi bakalım. Satışlar nasıl? Satışlar tabii dükkanlar kapalı olduğu gibi değil, açık olduğu gibi değil yani. Çorbamız kaynıyor çok şükür, onun peşindeyiz zaten. Ayakta da olsa, karton bardakta da satılsa, dadaşlar kış soğuğunda semaver çayından vazgeçmiyor. Kötü çaycılar olsun abi. De havalar soğuk, Erzurumlular da çayı çok seviyor. Onlar çaydan mahrum kalmasın diye biz de al götür iç servisimizi devreye soktuk. Salgın yüzünden kahvehaneler kapandı ama bir kıtlama şekerle bardak bardak çay içen tiryaki Erzurumlular ısınmanın bir yolunu buldu. Dev semaverler sokaklara kuruldu. Tarihi, kültürü ve sudan çok çay tüketmesiyle meşhurdur. Erzurum çay adeta burada bir tutku haline dönüşmüş durumda. Kısıtlamadan dolayı kahvehanelerde çay içemeyenler soluğu dev semaverlerin önünde alıyor. Çaydan hiçbir şekilde vazgeçilmez. Zaten Erzurum'un kültüründe çay vardır. Semaverin hemen önünde bir maske kutusu, bir de dezenfektan var. Cam bardakta satış yok. Cam bardak yok abi. Paket çay abi, al götür çay abi. Buyurun çaya gel, semaver çayına. Sosyal mesafeyi koruyarak, malum Erzurum soğuk olduğu için Erzurum insanlara çay satıyoruz. Çayın bardağı 1 lira. Kahvehanede oturamasalar da alıp içen ısınıyor. Satan evine ekmek götürüyor. Günlük ne kadar satıyorsun? Günlük 100 taneye yakın satıyoruz. Kış memleketinde de Erzurum halkının içini ısıtmak için biz buradayız abi. Nasıl abi, ablama da çay verir size. Hemen, hemen.